Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Fransa ile başlıyoruz. Dünyanın gözü kulağı Halep'te. 4 yılın ardından tekrar hükümet güçlerinin kontrolüne geçen Halep'te yaşanan insanlık dramına Fransa'dan da tepkiler geliyor. Paris'teki gösterilerin ve açıklamaların ayrıntılarını Arzu Çakır'dan alacağız. Arzu, neler aktaracaksın? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Paris Halep konusunda oldukça etkin bir politika izliyor. Bir taraftan Suriye zirvesi, Suriye'de muhalifleri destekleyen 10 ülkenin toplandığı bir zirve gerçekleşmişti, hatırlayacaksınız, geçtiğimiz pazar günü Paris'te. Bunun ardından eylemler dinmedi diyebiliriz. Halep Belediye Başkanı buradaydı, Brita Hacı Hasan buradaydı. Onun pek çok teması oldu. Onunla birlikte Parisliler pek çok eyleme imza attılar. Paris Belediyesi'nin önünde yüzlerce kişi toplandı. Halep'te yaşanan insanlık dramını protesto ettiler ve bir an evvel ateşkes çağrısında bulundular. Ardından Eyfel Kulesi, dünyanın önemli sembollerinden Eyfel Kulesi siyah renge büründü. Halep'te yaşanan insanlık dramını temsilen bugün yeniden böyle bir girişimde bulunulacak. Paris Belediyesi'nden konvoylar gitti. İnsani yardım konvoyları biraz önce çıktı buradan Halep'e ulaştırılmak üzere. Dolayısıyla Fransız kamuoyunda Halep'le ilgili çok ciddi, yoğun bir gündem söz konusu. Halep konusunda susmayı düşünmüyoruz diyor Fransız demokratik kitle örgütleri. Daha önce Irak konusunda, Irak savaşına katılmamıştı Fransa ve Irak'la ilgili çok çeşitli sayıda gösteriler düzenlenmişti. İşte buna benzer bir dönem yaşanıyor Suriye'yle ilgili ilk olarak. François Hollande, Cumhurbaşkanı François Hollande biraz önce açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault Birleşmiş Milletler'de sürekli temaslarda bulunuyor. François Hollande Brüksel'e gitti liderler zirvesi için. Burada girişte yaptığı açıklamada Rusya'yı eleştirdi. Daha önce Amerika'yı eleştiriyordu. Kırmızı çizgimiz dediği nükleer silahların kullanıldığı aşamada Irak'a, Suriye'ye müdahale etmediği için Amerika'nın tarihi bir hata yaptığını dile getirmişti. Ardından Rusya'yı eleştirdi. Rusya'da verdiği sözleri tutmuyor dedi. Ateşkes, biliyorsunuz, salı günü varılan ateşkes çok kısa sürmüştü. Dün yeniden bir ateşkes sağlanabildi. Bugün sivillerin yavaş da olsa boşaltılması, Halep'in doğusundan boşaltılması söz konusu. Dolayısıyla Rusya'dan bu sefer ateşkes konusunda en azından verdiği sözü tutmasını istedi. Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın şu anda başkanlık devir teslim süreci nedeniyle yaşadığı bir boşluk olduğuna dikkat çekiyor Fransız diplomatlar ve Holland ve Fransa'nın başta olmak üzere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin bu konuda Suriye konusundaki sorumluluğu da sivillerin, sivillere insani yardım ve onların sağlıklı bir şekilde bölgeden, Doğu Halep'ten boşaltılabilmesi için gereken inisiyatifi alması çağrısında bulunuyor. Özetle Paris'te Halep'le ilgili yoğun diplomatik ve insani çabalar böyle yüzden. Öte yandan Fransa'da 13 Kasım 2015'te meydana gelen Paris saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulaması seçim nedeniyle bir kez daha uzatıldı. Bu kararda Noel ve yılbaşı öncesi yaşanan terör korkusunun etkisi var diyebilir miyiz Arzu? Terör korkusu Paris'ten, Fransa'nın genelinden gitmedi, kalkmadı. Böyle bir sendrom hala Fransa'nın gündeminde var. Fransız yöneticilerin gündeminde de var. Üstelik seçim arefesinde Noel var, yeni yıl var. Yeni yılda Fransa'ya çok sayıda insan geliyor. Milyonlarca insan Paris'te kutluyor yeni yılı. Eyfel Kulesi, şu anda grev var Eyfel'de. Eyfel çalışanların grevi var. Fakat Eyfel Kulesi etrafındaki güvenlik önlemleri devam ediyor. Her yıl milyonlarca insan Eyfel'in ve Şanzelize sokaklarında Eyfel'in önünde bu törenleri, yeni yıl törenlerini kutluyor. Yeni yıla burada giriyor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir güvenlik sorunu. Sokağa çıktığımızda bunu çok yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bütün kamusal alanlarda, trenlerde, tren garlarında, otobüs duraklarında, bütün havaalanlarında çok yoğun ağır silahlı askerlerin dahil polisin yanı sıra görev yaptığını görüyoruz. O hal 7 ay daha uzatıldı. Bu yalnızca terör ve yeni yılla tabii açıklamak olanaklı değil. 7 ay çok uzun bir süre. Fransız tarihinde ilk kez 7 ay olağanüstü hal uzatılıyor. Daha önce 1950'li yıllarda Cezayir Savaşı nedeniyle ilk kez yasallaşıyor olağanüstü hal ve ilk kez Fransa tarihinde bu kadar uzun süre olağanüstü hal döneminde yaşayacak. Temmuz 15 Temmuz'a kadar
olağanüstü hal dönemi sürecek. Bunun sebebi ise seçimler var. Seçim arefesinde Fransa bir taraftan ön seçim kampanyaları devam ediyor. Diğer taraftan Nisan ve Mayıs aylarında iki turlu olarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Hemen bir ay sonra Haziran ayında da milletvekili seçimleri gelecek. Dolayısıyla tam bir seçim atmosferi, yoğun bir kampanya dönemi, aday sayısı çok fazla, mitingler çok fazla, toplantılar çok fazla. Dolayısıyla bu insanların güvenliğini sağlamak için François Hollande aday olmayacağını açıkladı biliyorsunuz. Bu insanların güvenliğini sağlamak gerekçesiyle görevine devam edeceğini, görevinde yalnızca görevine devam edeceğini, seçim kampanyalarına katılmayacağını, aday olmayacağını söyledi. Fransızların korunmaya, güvenliğe ihtiyacı var dedi. İşte bu nedenle taviz vermek istemiyor, hata yapmak istemiyor 5 aylık geri kalan Cumhurbaşkanlığı sürecinde. Bir de şöyle bir kaygı var tabii. Mecliste olağanüstü halin uzatılmasına muhalefetten güçlü bir destek geldi. 388 oya yakın oyla geçti olağanüstü hal, çok ezici bir çoğunlukla 32 kişi karşı oy kullandı. Karşı oy kullananlar demokratik düzene bir an evvel, demokratik hukuk devleti düzenine bir an evvel geçilmesini istiyorlar ve yeterli yasaların terörle mücadele için varlığına işaret ediyorlar. Ancak iktidar eğer seçim döneminde böyle bir patlama olasılığı olursa ya da bir saldırı olasılığı olursa bunun Front National'in işine yarayacağını ve Fransa'da aşırı sağın oylarını tam da seçim arifesinde ciddi oranda artıracağı kaygısını çok açıkça dile getiriyor. İçişleri Bakanı da dün yasayı savunurken Meclis Genel Kurulu'nda 30 kadar kişi tarafından planlanan 13 saldırıyı bu yıl engellediklerini, 13 büyük terör saldırısını engellediklerini, durumun çok ciddi olduğunu, Fransa'nın hala terör tehdidi altında olduğunu söyledi. Görünen o ki seçimler olacak, yeni cumhurbaşkanı belirlenecek ve yeni cumhurbaşkanı o hal konusunda ne yapacağına karar verecek özellikle. Fransa gündemini Arzu Çakır Paris'ten aktardı. Teşekkürler Arzu. Başkan seçilen Donald Trump'ın yeni Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdiği isim oldukça ses getirdi. Petrol ve gaz firması Exxon'un CEO'su Rex Tillerson'ın siyasi deneyimi yok. Ancak bazı uzmanlara göre yöneticilik vasıfları ve dünya liderleriyle ilişkileri işe yarayabilir. Donald Trump, Rex Tillerson'ın azmi, deneyimi ve jeopolitik dengelere yöneliklerin anlayışıyla Dışişleri Bakanlığı için mükemmel bir tercih olduğunu söyledi. Yönetim ve liderlik anlamında deneyimi mükemmel. Bu yararlı olacaktır elbette, ancak siyasi deneyimi yok. Donald Trump'ı tercihi konusunda ilk kutlayanlardan biri 13 üyeli petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in lideri olduğu ve Tillerson'ın fazlasıyla nitelikli olduğunu söyledi. Petrol, jeopolitik ve diplomasi arasındaki çizgi çok incedir. Ancak Tillerson daha sadece aday ve Senato'nun onayını almak için bu ince çizgi üzerinde dengede kalması gerekiyor. Tillerson'ın olası çıkar çatışmaları hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar arasında soru işaretlerine neden oluyor. Vladimir Putin ve Rusya ile uzun ve yakın bir ilişkisi var. Diplomasinin gereklerini yerine getirerek Amerika'nın çıkarlarını savunmakla petrol yöneticiliğinin getirdiği tamamen farklı öncelikler arasında denge kurup kurmayacağı sorgulanıyor. Tillerson, Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı ve ExxonMobil'i zarara uğratan yaptırımlara karşı çıkmıştı. Dışişleri Bakanı adayının Rusya'ya yapılan yaptırımları gevşetmesi olasılığı var. Bir yandan da Rusya'nın Trump'ın galip geldiği başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları var. Kongre üyeleri ve diğer siyasetçiler Moskova'nın Ukrayna ve Rusya'daki askeri faaliyetlerinden de endişeli. Kişisel çıkarlar nedeniyle Rusya ile ilişkilerin ısındığı algısı Amerika'ya ve diplomasiye zarar verebilir. Dışişleri Bakanlığı'nda çalışanlarsa bakanın değişmesiyle yaşanacak işten çıkarmalardan kaygılı. Ancak deneyimli diplomatlar böyle bir toplu çıkarma öngörmüyor. Bakanlıktakiler yeni bakanın kendilerini profesyonel ve deneyimli olarak görmesini ve yararlanmasını umuyor. Kimsenin gemiyi terk etmeye niyeti yok. Görevi devredecek olan Dışişleri Bakanı John Kerry de Tillerson adaylığı için kutladı. Kerry, sorunsuz bir geçiş süreci olması için Dışişleri Bakanlığı'nın destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Bilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Donald Trump
seçim kampanyası boyunca Suriyeli mültecilerin Amerika'ya girişlerinin engellenmesi gerektiği yönünde söylemlerde bulunsa da, göçmen kuruluşları Suriyeli mültecilerin Trump göreve başlamadan önce Amerika'ya yerleştirilmesi için çalışmalarını hızla devam ediyor. Vermont eyaletinin Rutland kasabası yeni yılda mültecilere kapılarını açacak ilk Amerikan kentlerinden biri olacak. Marsha Castle, Vermont eyaletinin Rutland kentindeki kilisenin kilerinde yardım paketlerinden birini açıyor. We've knitted these hats with love and hope that they help your heads and hearts feel warm. Marsha ve kendi kurduğu Rutland'a Hoş Geldiniz adlı sivil toplum örgütü, yeni yılda gelecek onlarca Suriyeli aileler için kullanılmış eşya ve giyecek topluyor. We have some really active volunteers. Çok aktif 200'e yakın gönüllümüz var. Herkes yeni gelecek Suriyeli göçmenlere ulaşım, konut, eşya ve çocuklarına ev dersleri verilmesi için yardım etmek istiyor. Rutland 19. yüzyılda Vermont'un yeşil dağlarında kurulan küçük bir kasaba. Kasaba İtalya, Yunanistan ve Polonya'dan gelen göçmenler tarafından kurulmuş. Ancak ekonomik sıkıntı içindeki bölgede iş yerleri kasabaya çalışacak eleman bulmakta zorlanıyor. Rutland'ı kuran göçmenlerden aldığı ilhamla belediye başkanı Christopher Luras, önümüzdeki birkaç yıl boyunca her yıl 100 Suriyeli yerleştirmek için bir plan hazırlamış. Mülteci yerleştirme programı, insanlık adına doğru olan şeyi yapmanın yanı sıra, kasaba nüfusunu ve işçi sayısını artıracağı için bizim açımızdan daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Ancak plana karşı çıkanlar da yok değil. Rutland Bütçe Direktörü Wendy Wilton, 16 bin kişilik kasabanın her yıl 100 mülteci kabul edemeyeceğini savunuyor. Mültecileri buraya yerleştirmenin eğitim, toplumsal kalkınma ve planlamaya vereceği etkiyi hesapladığımda, halkın vergilerinde %35'lik bir artış olduğunu gördüm. Bu çok büyük bir miktar. Aynı fikirde olmayan belediye başkanı Luras, bu sayıların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Bu sayılar uydurma. Bu kadar yanlış rakamları savunmaları gerçekten çok üzücü. Plan belediye başkanı ve diğer kent yöneticileri arasında bölünmeye neden olmuş. Kentin hukuk müşaviri Sharon Davis, belediye başkanının bu kararı almadan önce kimseye danışmadığını söylüyor. Eğer temsil ettiği halka destek verse ve saygı duysaydı, biz burada bu konuyu tartışıyor olmazdık. Eleştirilere rağmen uygulama devam ediyor. İlk mültecilerin Rutland'a Ocak ayında ulaşması bekleniyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. İşletme sahibi olan kimi çeşitli mesleklerde çalışıp Türkiye'de karşılaştıkları sorunlar nedeniyle iş bulamayan binlerce mülteci için Habitat Derneği İmece programı başlattı. Projede mültecilerin bulundukları ülkelerin ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor. Milyonlarca Suriyeli sığınmacı her şeylerini geride bırakarak gittikleri ülkelerde ekonomik zorluklarla boğuşmak zorunda kalıyor. Kimi ülkesinde işletme sahibi olan, kimi ise değişik profesyonel deneyimlere sahip olup da karşılaştıkları çeşitli zorluklar nedeniyle çalışamayan binlerce mülteci için Habitat Derneği İmece programı başlattı. Habitat Derneği ile Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü önderliğinde kurulan projede binlerce sığınmacının bulundukları ülkelerin ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor. Habitat Derneği Genel Koordinatörü Başak Saral, Suriyeliler için yürütülen projenin ayrıntılarını Amerika'nın Sesi için anlattı. Türkiye'ye Suriye'den gelen farklı becerileri Türkiye'ye taşımış Suriyelileri hedefleyen bir program şu an inşa ettik. Bu program kapsamında bu becerileri ekonomiye dönüştürmeleri için yönlendirmeler yapıyoruz. Bu doğrultuda biraz önce bahsettiğim gibi hangi sektörde olursa olsun daha önceki belki iş deneyimleri var. Bu iş deneyimlerini Türkiye'ye taşımak istiyorlar. Veya aslında yine profesyonel olarak kendi ülkelerinde çalışmışlar, bir şirkette çalışmışlar, kamu kurumlarında çalışmışlar. Ama Türkiye'de henüz istihdama dönmüş bir beceri değil kendine sahip oldukları veya kendi becerilerinden çok daha az kalifiye işlerde çalışıyorlar. Bu becerileri gerçekten ekonomiye kazandırmaları için onları yönlendiriyor oluyoruz.
Peki programla kimler ilgileniyor? Başak Saral bu konuda şunları söylüyor. Program duyulmaya başladıkça farklı ilgilerle karşılaşıyoruz. Bir tarafta tabii tamamen girişimciliğe odaklanmış, Suriye'de kendi bir işletmesi varmış, benzer işi Türkiye'de kurmak isteyen gruplar var. Bir tarafta Türkiye'ye gelmiş ve Suriyelilerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını çok iyi fark edip buna çözüm üretmek, buna bir işletme ile cevap verebilmek isteyenler var. Bir taraftan da gönüllü olarak kendi becerisini buraya katmak isteyen Suriyeliler var. Yani aslında program duyulmaya başladıkça bize ulaşan Suriyelilerin çeşitliliği de artıyor. Başak Saral bu kişilerin çoğunluğunun dil sorunu yaşadığına dikkati çekiyor. Çoğunlukla Suriyeliler ama Orta Doğu'dan gelen göçmenlerin Türkiye'de bir dil dezavantajı var. Türkiye'de aslında çok farklı hizmetler ve haklar sağlanmış durumda Suriyelilere yönelik. Ama bu haklar ve hizmetler prosedürel uygulamalar nedeniyle bazen yerine ulaşamayabiliyor. Ve özellikle bizim konumuz kapsamında işletmesini kurmak isteyen Suriyeli girişimciler bir kendilerine sunulan özellikle çalışma izinleriyle ilgili bilgiye erişemeyebiliyorlar. Çalışma izinlerini alma sürecinde çok zorluk yaşıyorlar. Bunun dışında iş kurma süreçlerinde yine ilgili kamu kurumlarında kendi dillerini anlayan personelin olmamasından, eksikliğinden veya ilgili danışmanlık hizmetlerinin konuya uzak olmasından dolayı çok zorluklar çekiyorlar. O yüzden biz SGK, noter, ilgili bütün kamusal süreçleri anlatan bir simülasyon yapılandırdık. Ve bu simülasyonda bir işletmeyi nasıl kurabilirler, bir gün içinde o işletmeyi nasıl yapılandırabilirler, bütün bu yolda yönlendiriyoruz. Peki bu kişilerin Türkiye'ye entegre olması kolay mı? Genelde Suriyeliler sadece Suriyelileri müşteri olarak gören işletmeleri kurabiliyorlar. Ancak büyük bir pazar Türkiye. Özellikle bu konuda da iş Türkçesi konusunda kendilerini yönlendiriyoruz, destekliyoruz. İngilizce dil becerileri çok güçlü. Bu doğrultuda da Türkiye'den daha global işletmeler nasıl çıkabilir? Bu açıdan mentorluk hizmetleri vereceğiz. Tabii ki de daha işte kadınlar, gençler teknolojiyi kullanıyorlar ama bunu bir iş hayatına dönüştürmek için nasıl bir fırsat olarak görebilecekleri konusunda destekleniyor. Liderlik, kendilerine güven konusunda destekleniyorlar. Özellikle finansal beceriler doğrultusunda destekleniyorlar. Biz deriz ki cebinizde ne kadar olduğu önemli değil. İster 400 lira ister 400 bin lira olsun. Eğer finansallarınızı iyi bir şekilde yönetemiyorsanız sağlıklı bir finansal hayat sürdüremiyorsunuz. Bu yönde kendilerini destekliyoruz. Aslında kayıtlı ekonominin parçası da olmaları için gereken farklı boyutlarda beceriler kazandırmak istiyoruz. Habitat Derneği Genel Koordinatörü Başak Saral, Suriyeliler için yürütülen projenin kısa vadede başarıları konusunda neler hedeflendiğini de şöyle özetliyor. Bu programa katılan herkesin aslında dahil olduğu bir mezunlar veya katılımcı grubu oluşturacağız. Bir platform. Bunu da ayrıca çalışıyoruz. Ve tabii ki de amacımız önümüzdeki kısa sürede 300 tane yeni işletmenin kurulması ve mevcut 300 tane işletmenin daha büyük büyümesi ve sürdürülebilir olması için desteklenmesi. Bu 600 işletmenin başarı hikayesini yaratabilmek için çok ciddi bir takip mekanizması oluşturuyoruz. Bu tabii sadece İmece programının teknik ve finansal destekleriyle olmaz. O yüzden Türkiye'deki girişimcilik ekosistemiyle de çok yakın çalışmayı amaçlıyoruz. Özellikle mesela şu an Türkiye'de girişimcilere mentorluk desteği veren mentorlarla çalışmaya başladık. Bunun yanı sıra bu hafta Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin liderlerinin girişimcilerle buluştuğu G3 forumu düzenliyoruz. Buraya ilk kez Suriyeli girişimcileri de taşıyacağız. Yani mümkün olduğunca aslında Türkiye'de mevcut girişimciliği besleyen kaynaklarla bu programı ilişkilendirmeyi hedefliyoruz.
Sırada Amerikan basından özetler var. Bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları Ege Cansu Saçıkar özetleyecek. Ege, söz sende. Özlem, Amerikan gazetelerinden yaptığımız derlemeye New York Times'a başlayalım. New York Times bugün ana sayfasında birçok okurun yakından tanıdığı 4 fotoğraf yayınlamış. Bu fotoğraflar Vietnam'da 1972'de bir napalm saldırısı sonrasında kaçışan çocuklar, 1993'te Sudan'da açlıktan ölmek üzere olan bir kız çocuğunun fotoğrafı, Bodrum'da cesedi sahile vuran Aylan ve Halep'te ambulansta oturan Ümran. Vietnam ve Sudan'da çekilen fotoğrafların tüm dünyada şok etkisi yarattığını ve liderleri harekete geçirdiğini yazan gazete, Suriye'den gelen görüntülerin aynı etki yaratmadığını yazmış. Habere göre Vietnam ve Sudan fotoğrafları medyayı haftalar, hatta aylarca meşgul etmiş ve tüm dünyanın vicdanını harekete geçirmişti. Gazete, Vietnam Savaşı'nın 1960 ve 70'li yıllarda Amerika'da hemen hemen her hani her evi etkilediğini, ancak günümüzde Amerika'nın savaşlarını sadece bir avuç askerin verdiğini yazmış. New York Times'e göre Amerikan kamuoyu Halep'ten gelen görüntüleri Facebook'ta görüyor ya da Donald Trump'ın şaşkınlık yaratan Twitter mesajları ise dikkatleri dağıtmaya yetiyor. Washington'un Suriye'deki krize kayıtsız kaldığı eleştirisinde bulunan gazete, Suriye ve Rusya'nın sivil halkı bombalamaları karşısında hiçbir bedel ödemediklerini de kaydetmiş. New York Times bugün ayrıca Yahoo'nun 2013 yılında 1 milyardan fazla kullanıcısının hesap bilgilerinin siber saldırıya uğrayarak çalınması haberini de ön sayfadan veriyor. Habere göre 1 milyar Yahoo kullanıcısının isim, telefon numarası, doğum tarihi, kriptolu hesap şifreleri ve şifre değiştirmede kullanılan ancak kriptolu olmayan güvenlik sorularının yanıtlarına ilişkin bilgiler siber korsanlarca çalındı. Yahoo Eylül ayında da 2014'te 500 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını duyurmuştu. Gazete rakipleri Google ve Facebook'un aksine Yahoo'nun güvenliğe öncelik vermede çok geciktiği yorumunda bulunuyor ve Yahoo kullanıcılarının kimlik hırsızlığıyla mücadelede zorlu bir süreç beklediğini söylüyor. Bugün Wall Street Journal ise Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artışı kararına geniş yer ayırmış. Fed'in Amerikan ekonomisine olan güveninin arttığına işaret eden gazete, faiz oranlarının 10 yıl içinde ikinci kez arttığını hatırlatıyor ve faizlerin beklenenden daha hızlı artacağı öngörüsünde bulunuyor. Wall Street Journal ayrıca faiz artışının devam edeceği sinyalini veren Fed Başkanı Janet Yellen ve 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın çıkarlarının şimdilik örtüştüğünü yazıyor. Bunun nedeni Trump'ın işsizlik oranını düşük tutmak, ekonomiyi büyütmeyi hızlandırmak istemesi ve Yellen'in bu doğrultuda enflasyonu düşük kaldığı sürece faiz oranlarını yavaş arttırması. Gazete tarihe bakıldığında başkanların ve Fed'in genellikle zıtlaştığı hatırlatmasını yapıyor. Buna göre başkanlar ne pahasına olursa olsun düşük işsizlik oranı istiyor, Fed ise enflasyonun düşük kalmasına öncelik veriyor. Bugün Amerika'da enflasyon Fed'in hedef oranı olan %2'nin altında seyrediyor. Amerikan basınına aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Özlem, söz sende. Teşekkürler Ege. Amerikan basınından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Amerikan Hava Kuvvetleri filosu yurt dışındaki operasyonlara artık yetmiyor. Hava Kuvvetleri Amerika içinde de uçakların bakım ve onarımını yapacak teknik eleman açığı yüzünden bir başka krizle karşı karşıya. Langley Eustis Askeri Üssü'nde bakım onarım teknisyenlerinin iş yükü çok ağır. Teknisyenler hem F-22 Raptor hem de 50 yıl önce üretilen ve sık sık bakım gerektiren T-38 Talon uçaklarına bakıyor. Hemen hemen her gün yeniden uçmadan önce teknik ekipler tarafından bakımdan geçirilmesi gereken uçakları hangarlara teslim ediyoruz. Geceleri bile ekipler sabaha uçuşa hazırlamak için uçakları bakımdan geçiriyor. Teknisyenler eleman açığına rağmen işlerini sürdürüyor. Savaş uçakları şartlar ne olursa olsun uçmak zorunda. Elimizdeki az imkanlarla çok şey başarmaya çalışıyoruz. Çok zor oluyor ancak yine de işimizi yapıyoruz. Savunma Bakanlığı sorunun acil bir çözüm beklediğini biliyor. Çok uzun zamandır teknik ekip sıkıntısı çekmemize rağmen bize verilen görevleri yerine getirmeyi başardık. Teknisyenlerden sorumlu Kor General John Cooper, Kongre'nin bütçe kesintilerinden sonra daha da daralan teknik ekibi yönetmeye çalışıyor. Geçen yıldan bu yana giderek küçülen bir teknik ekiple çalışıyoruz. Bu hiç de kolay değil. Savaş uçağı pilotu açığını kapamakla görevlendirilen Tümgeneral Scott Vanderham ise, hava kuvvetlerinin daha az elemanla daha çok iş yapmasının mümkün olmadığını söylüyor.
Ekiplerimize kapasitemizi arttırmak, yeni elemanlar almak gibi bir borcumuz var. Cooper, teknik ekipler Amerika dışındaki görevlerini başarıyla tamamlasa da pilotların ihtiyaçları olan eğitimleri artık alamadığını vurguluyor. Bunun bedelini Amerika içinde bir sonraki savaşa hazırlanması gereken pilotlarımıza tatbikat yaptıramamakla ödüyoruz. Yeterli iş gücüne sahip olmadığımız için eğitimden kesinti yapıyoruz. Hava Kuvvetleri'nin 2015 yılı itibariyle 3800 kişilik teknisyen açığı var. 2016'da 500 yeni teknisyen göreve başlasa da hala 3300 eleman alınması gerekiyor. Amerika Hava Kuvvetleri bütçe kesintileri yaşanmazsa teknik eleman açığının 2021'e kadar kapanacağını umuyor. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi, Washington. Ve bu haberle Stüdyo Washington burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.